Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Müzakerenin ikinci bölümündeyiz. Radikal Gazetesi yazarı, deneyimli gazeteci abimiz Oral Çalışlar. Oral abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kırmadın geldin. Şimdi biz bugün kimlikleri, az önce Şener Aktürk'le konuştuk. Kimlik Türkiye'de Kürt sorunu, Alevi sorunu üzerine çok değerli bir kitabı da vardı. Şimdi bunun ilk başlangıcı aslında hani iki akımdan söz ediyor hoca. Hani tarihsel olarak da bir İslamcılar, bir de sosyalist. Kürt sorununun çözümünde. Biz istersen oradan devam edelim. Kürt sorununun çözümünde sol bunu yürütemedi. İslamcılar daha iyi bir pozisyon elde ettiler. Solun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yürütememesinin sebebi nedir? SHP deneyimi var. HDP'lilerle yapılan ortaklık. Tabii belki sol ve İslamcılar diye koymamak lazım. Çünkü sonuç olarak HDP de bir sol gelenekten geliyor. Yani Türkiye'nin, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi solcu bir parti mi, parti devletin kurucusu bürokratik bir parti mi, çok tartışma götürür bir parti. O yüzden sol mu İslamcılar mı diye koysak, çünkü sonuç olarak Türkiye'de Kürt hareketinin gelişip büyümesi esas itibariyle solun içinden başlamıştır. Sosyalist hareketin içinden başlamıştır. Hitler. Hatta Türkiye İşçi Partisi ile, yani Mehmet Ali Aybarların, Beyce Boranların, Sadun Arenlerin liderlik yaptığı dönemde Kürt meselesini ilk gündeme getiren sosyalistler oldu. CHP o zaman da Kürt meselesine uzaktı. Hiçbir zaman Kürt meselesinde bir sıcak tavrı olmadı. Bir 1991'lerde bir raporları var ama onun dışında bir de şey var tabii. 7 milletvekilinin Erdal İnönü dönemi var. Hı hı. Erdal İnönü döneminde 7 milletvekilinin, Kürt milletvekilinin, Ahmet Türklerin falan parlamentoya SHP listesi üzerinden taşınması o dönemlerde var. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman Türkiye'de Kürt hareketinin esas gelişip büyüdüğü, ne imkanı bulduğu alan sosyalistlerdir. Önce sosyalistlerle birlikte başlarlar Kürtler. Fakat daha sonra 70'lerin ortalarına doğru kendi kimlikleriyle ortaya çıkma şansı elde ederler. Çünkü ondan önce yasaktı. Kürt kelimesi de yasaktı. Herhangi bir Kürtlere dönük örgütlenme de yasaktı ve çok ciddi devlet baskısı altındaydı. O nedenle hep başka kimlikler ve bence sosyalistler içine ilk girmeleri ve sosyalist hareketin içinden Kürt hareketinin çıkması biraz da kendilerini orada izah edebilme, açıklayabilme imkanı bulmalarından ileri geliyor. Peki şöyle devam edelim. Tabii ki HDP, sol, sosyalist söylemi çok ciddi anlamda kullanan bir parti ama eskiden öyleydi. Gide hafif değiştirdi tabii. Evet. Şimdi siz sol hareketin içerisinden geldiniz. Solu çok iyi yaşadınız ve görüyorsunuz. Bugün Türkiye'de genel anlamda hani HDP'yi iktidar olarak görmüyoruz. Hani daha küçük bir parti. Ama CHP kendisine şimdi sol diyor ya da sosyal demokrat diyor. Sol niye bu toprakta, bu coğrafyada, bu ülkede, yani bu coğrafya derken de diğer ülkeleri de katıyorum, yeşerip büyüyemedi? Yani çok çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi Türkiye biliyorsunuz Cumhuriyet kurulurken bir dönem Mustafa Kemal önderlik ettiği dönemde Sovyetler Birliği ile çok iç içe ve çok büyük dayanışma içinde milli mücadele döneminde hatırlarsınız ve o dönemde hatta işte Mustafa Supiler milli mücadeleye destek için Sovyetler Birliği'nden kalkıp geliyorlar fakat biliyorsun Trabzon'da öldürülüyorlar. Evet. Ve sonra da bir türlü sosyalist hareket başını Kemalist iktidar döneminde kaldıramıyor. Hep baskılarla yüz yüze geliyor. Ama zaten tek parti iktidarı döneminde yalnızca sosyalistler değil, herhangi bir başka siyasi kimlik de liberaller de kafasını kaldıramıyor. Dindarlar da kafalarını kaldıramıyorlar. Uzun süre tek parti Kemalist iktidar döneminde diğer siyasi akımlara pek de fırsat vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi biraz da bu mirası devraldığı için zaten yani Kürt meselesiyle olan ilişkisi bir hegemonya ilişkisi. Yani daha çok Kürtleri nasıl yola getirebiliriz, nasıl kimliklerini ortadan kaldırabiliriz. Çünkü Cumhuriyet döneminin ana politikası esas itibariyle tek kimlik, tek din, tek mezhep, tek millet üzerine kurgulanmıştır. Tek dil. Ulus devletin esas temel şeyi, hedefi bu olduğu için de bütün bu farklı kimlikler bir düşman gözüyle görülmüştür Cumhuriyet dönemi boyunca. Değişmesi imkansız mıdır? Değişmesi imkansız. Bazı liberalleşme imkanları olabilir. Yani sonunda dünya sosyal demokrat hareketlerine baktığımız zaman Türkiye'de kendisini sosyal demokrat diye tanımlayan partiye göre daha liberal partiler. Avrupa'nın sosyal demokratları, Latin Amerika'nın sosyal demokratları daha liberal. Bizim belki buradaki dezavantajımız şey, bir devlet kurucusu parti olmak.
ve devletin korunması gibi bir misyonu kendi üzerine edinmek devletin değişmesi noktasına geldiği zaman problem çıkarıyor. Yani devleti kurmuş parti diyorsun ki gel bu devleti değiştirelim, demokratikleştirelim, liberalleştirelim, özgür, daha özgürlükleri açık bir hale getirelim deyince bir savunma refleksiyle bir şekilde bu devlet değişecek, elden gidecek psikolojisi içine giriyor. Bir de tabii şöyle bir problem var. Şimdi Cumhuriyet kurulurken bir temel tehlike olarak şeriatı görmüş, irticayı görmüş. Hatta Cumhuriyet öncesinde de var, yani İttihat Terakki döneminde var. Hatta biraz daha geriye gidersek 2. Mahmut döneminde. Yani Türkiye'nin modernleşme tarihi bir anlamda dindarlarla hesaplaşma tarihine dönüşmüştür acıklı bir şekilde. Yani dindarları ve Türkiye'nin din, Türkiye'deki toplumun dinle olan ilişkisini ilerlemenin bir engeli gibi gören bir mantık. Bu da biraz Avrupa'dan miras alınmıştır. Fransız laikliği. Fransız laikliği. Genel olarak Avrupa'daki aydınlanma döneminin getirdiği temel mesele dinle hesaplaşmaktır. Dinle hesaplaşarak laikleşmiştir Avrupa. Ve bir de çok ilginç bir şey olmuştur. Hristiyan Avrupa'sının bir başka psikolojik problemi de hep Müslümanlıkla olmuştur. Çünkü Osmanlı'nın sürekli Avrupa'yı tehdit eder bir hale gelmesi, Viyana kapılarına dayanması, Avrupa'da Hristiyanlar arasında, Hristiyan din adamları arasında, hatta mesela Martin Luther gibi önemli reformcular arasında bile büyük bir Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığı görüyoruz. Ama Endülüs'te de benzer İkincisi, yoktu yani. Endülüs'te tamamen bir temizlik yapıldı. İşte o bitene kadar bir etkisi olmuş. Haçlı seferlerinden beri başlayan bir böyle bir problem var. Yani Batı İslam dünyasını sürekli bir gericilik, bir ilkellik, bir ortadan kaldırılması gereken bir düşünce sistematiği olarak gördüğü için Türkiye'de de Avrupa kökenli bir aydınlanma rüzgarıyla giriştiği için Türkiye hep dini, dindarları bir tehlike ve tehdit olarak görmüşler. Bu dindarları tehdit ve tehlike olarak görmek kaçınılmaz olarak bir laiklik, sert bir laikliği beraberinde getirmiş ve toplumla olan ilişkisini bozmuş şeyin. Devlet kurucusu kesimin, devlet kurucusu ekibin, devlet kurucusu ekip yani sonuçta dindarlık memleketimizin, toplumumuzun önemli bir ideolojik rengi. Siz bu ideolojik rengi tehlike, tehdit olarak görmeye başladığınız zaman toplumla olan ilişkinizde de problem. Kopuyor o zaman. Evet, yani Cumhuriyet tarihi boyunca bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin de en büyük problemlerinden, hala çözemediği problemlerinden, en temel olanlarından birisi bu. Bu tabii şimdi sosyalistlere uzanırsak buradan, ya sosyalistler nasıl bakıyordu buraya? Sosyalistler de tabii genel olarak bir dini tehlike, dini bir gericilik olarak gören Avrupa ideolojisinin çok dışında değillerdi. Genel bir Avrupa'ya egemen olan ideoloji, Leninizme, Stalinizme ve kaçınılmaz olarak sosyalist kuruculara da bir şekilde etki yapmıştır. O yüzden dini gericiliktir diye gören bir anlayış hem sosyalistlerine, Türkiye'nin, hem sosyal demokratlarına büyük ölçüde etki etmiş ve bu kopuşun belki de en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Bugün aslında önemli bir gün. Hani yazar Sebahattin Ali'nin Bulgaristan'a kaçarken ya da mihmandarı tarafından kaçırılırken sırtından vurulup öldürüldüğü gün, yıl dönümü aslında. Bugün öyle bir şey de var. Şöyle bakıyoruz, hani Nazım Hikmet yurt dışına çıktı, vatandaşlıktan çıkarıldı, hapiste yattı. Bunlar hani bugün sol ya da CHP'nin çok kullandığı kişiler. Yüzleşme ile başlamak mı gerekiyor? Yüzleşemiyor mu bu tarihle? İşte Kürt sorunu var, Alevi, Dersim var. Yüzleşemediği için yeni bir şey de söyleyemiyor Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir miyiz? Evet, var tabii. Yani böyle bir gerçek var. Çünkü Cumhuriyet kurucusu olmak demek, Cumhuriyet'in bir sürü de tabii hepimizin şimdi eleştirdiğimiz olumsuzluklarını da eleştirme cesareti göstermeyi gerektiriyor. Bu eleştirmeyi gösterme cesareti gerektiriyor ama bu eleştirmeyi gösterme cesareti aynı zamanda değişmeyi de gerektiriyor. Yani siz eğer kendi tarihinize eleştirel bir gözle bakarsanız, kendi hatalarınızı eleştirmeye başlarsanız bir süre sonra başladığınız ideolojide ve siyasi fikriyatta da değişim başlar. Ama bunu değişmek zorunda. Değişmek zorunda. Nitekim değişiyor da ama bu yani köklü problem bir türlü kökten çözülemediği için ben yani mesela Baykal döneminden Kılıçdaroğlu dönemine geçişte bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani katı ulusalcılar mesela adım adım partiden büyük ölçüde tasfiye oldular. Hatta en son ön seçimlerde de gördüğümüz gibi
yeni bir ön seçim yapacak. Ama orada da Ergenekon davalarında kilerin birinci sıraya çıktığı ya da orada, o da orada ama diyor. Şöyle bir şey var. Orada bir mağduriyet hissiyatının getirdiği. Mesela 12 Eylül'den sonra da cezaevinden çıkan solcular bütün liste başlarını doldurmuştu şeyde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mesela o zaman da ben hatırlıyorum. Abdullah Baştürk ve vesaire yani o sırada 12 Eylül döneminde hapse girmiş disk yöneticileri CHP'de hep liste başlarına konmuşlardı. O biraz mağduriyetle ilgili yani o kadar çok birebir bir ulusalcılık diye görmek o kadar önemli değil. Peki şu zor mudur Oral Bey? Mesela Türkiye'de tarihinde yaşanmış bütün acılar zamanında Başbakan Ermeni 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili geçen sene daha doğrusu evet. bir açıklama yaptı. Taziye. Bütün bu taziye aslında çok önemli bir noktayı da söylemişti. Demişti ki hani oradaki acıların hepsini anlıyoruz ve bunları kabul ediyoruz. Çok büyük acılar çekildi. Her iki tarafta çekti. Ama o tarihte kaldı. Biz yeni bir dünya kurmak istiyoruz deyip mesela bunu Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminden başlayarak uygulamalar o günkü şartlardaydı ama çekilen bütün acıları içimizde hissediyoruz. Yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni bir parti programı, yeni bir proje, yeni bir siyasal söylemle ilerlemek istiyoruz. Diyemiyor mu? Neden diyemiyor? Ya bu yani şimdi öz eleştiri bizim siyasi literatürümüzde çok alıştığımız bir şey değil. Yani öz eleştiri yapmaya çok alışık değildir politikacılar. İkincisi tabii yani Türkiye'de şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişip değişmeme krizi bir parçada İslami kesimin siyasetteki büyük başarısı nedeniyle de başka bir problem yarattı. Böyle bir dengesizlik de oluştu. Tabii yani çünkü İslami kesim siyaset alanda AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte ciddi bir siyasi başarı gösterip 12-13 yıl 4 seçim kazanıp 5. seçimi kazanmaya aday bir hale gelince ister istemez bu değişim motoru ve değişim imkanı dindarların eline geçti. Dindarların eline geçince laik kesimde hem bir yenilginin verdiği öfke, yenilginin verdiği bir çaresizlik ve yenilginin verdiği bir korku da oluştu. Yani acaba bizim yıllardan beri korkusunu hissettiğimiz bir şeriat rejimi mi kurulacak ve biz bunu engelleyemez miyiz korkusu. Bir de tabii bu Ergenekon davalarıyla falan birlikte çok güvenilen bu işte garanti diye görülen ordunun da tasfiye edilmesi siyasi vesayeti, askeri vesayetin kırılması bu konudaki onlardaki umutsuzluğu ve çaresizliği artırdı. Bu tabii aynı zamanda çok büyük bir öfkeye ve tepkiye de neden oluyor. Hatta nefrete de neden oluyor. Yani şu son dönemde yaşadığımız büyük toplumsal kamplaşma ve büyük kırılmalar biraz da bu çaresizliğin ürünü. Yani şunu görüyoruz. Kendi çevremizde de görüyoruz. Yani ben de kendi mahallemde, ben de o mahallenin bir parçasıyım sonuç olarak. Kendi mahallemde şunu görüyorum. Yani zaman zaman çok makul tepkiler, zaman zaman hiç aklın almayacağı tepkiler. Ve son derece normal, eğitimli, akademik olarak düşündüğün, normal ortamda konuştuğun zaman makul olan insanların iş siyasete geldiği zaman veya siyaseti tahlile geldiği zaman normalin ötesinde bir tepkiyle durumu ifade ettiklerini, normalleşmenin dışına çıktıklarını, makul olmanın ötesine geçtiklerini hissediyorsun ve gerçekten çaresiz kalıyorsun. Evet. Şimdi bugün yani siyaset aslında hani günün mevcut sorunlarına çözüm üretiyorsunuz. Bunu halka götürüp diyorsunuz ki ben bu çözümü yapacağım diyorsunuz. İkna edebiliyorsanız alıyorsunuz ayı, ikna edemiyorsanız alamıyorsunuz. Şimdi AK Parti 13 yıldan beri iktidar diyoruz ama bir çözüm öneriyor ve onun üzerinde gidiyor. Doğru, yanlış, eleştirilir ama halktan büyük bir teveccühü var. Şimdi 3 tane konu var en önemli hani görebildiğimiz kadar. Bir, yani 2 tanesi kimlik sorunu. 1 Kürt sorunu, 2 Alevi sorunu. 3.'sü de ekonomi. Bunlarla ilgili reçete sunamıyor mu? İşte burada belki ulus devlet cumhuriyetin kurucu partisi olması nedeniyle zaten yarışa girmekten vaz mı geçiyor? Şimdi burada bu saydığın 3 konunun bir tanesinde bence iktidar daha problemli. Alevi meselesinde. Evet. Yani Kürt meselesinde ve ekonomide belki iktidar muhalefetle karşılaştırıldığında veya CHP ile karşılaştırıldığında daha olumlu bir noktada ama Alevi meselesinde maalesef hükümet de ciddi problemler yaşıyor. Bir türlü bazı engelleri aşamıyor. Kendi inanç noktasından baktıkları için. Yani bunu örnek olarak anlatmak isterim. Şimdi cemevleri ibadethane midir değil midir noktasına takıldı kaldı hükümet. Niye kaldı? Şundan kaldı. Çünkü
Alevi Sünni fıkhına göre ve Diyanet'e göre Alevilik diye bir mezhep yok. Hadi Alevilik diye bir mezhep veya bir grubu kabul etmek zorunda kalıyorsun. Sonunda ben Aleviyim diye bir kitle var. Bu defa diyor ki Müslümanların ibadet yeri cami ve mescittir. Ama Alevi de diyor ki tamam, yani sen öyle düşünebilirsin ama bir kesim Alevi, ezici bir çoğunluk. Ben de ibadet yeri olarak cemevini görüyorum diyor. Ve bunu bir türlü kabul edemiyor hükümet, iktidar. Buradan çıkış noktası acaba, hani bu konuya girdik. İbadethane tanımını ortadan kaldırınca sorun çözülmez mi? Ya ben öyle bakmıyorum. Şöyle bakıyorum. Şimdi inanç meselesine, inanç meselesine bir dini bakış açısıyla değil, özgürlükler açısından bakarsanız mesele çözülür. Yani siz Alevileri veya dinsizleri veya Budistleri veya Konfüçyusçuları bir siyasi bir topluluk olarak görürseniz, varsa öyle bir topluluk, o topluluk da kendine göre şöyle ibadet ediyorsa, özgürlükçü, devletin karışmaması gerekiyor. Devletin yapacağı şey onların talep ettiği şekilde onlara hizmet vermektir. Fırsat vermek en azından. Hizmet vermek, onların özgürlük alanını genişletmek. Ama şimdi bizde şöyle diyor. Mesela ben 7 Alevi Çalıştayı'nı yaptı işte Faruk Çelik başkanlığında hükümet. 3 tanesine katıldım onun. Son netice şeyine de. Mesela Diyanet İşleri temsilcileri geliyor ve hükümet onlara bakıyor. Hatta Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan bir söyleşi sırasında Diyanet'e sorduk, olmaz dedi diyor. Şimdi olmaz yani, Diyanet İşleri, yani Sünni fıkhına göre siz devleti yönetemezsiniz. Sünni fıkhına göre ibadet edebilirsiniz. Sünniler, Hanefiler Diyanet İşlerinden giderler, fetva alırlar. Onların kendileri nasıl hareket edeceklerini, nasıl ibadet edeceklerini öğrenecekler. Ama Alevilerin ibadet yeri neresidir sorusunun cevabını Diyanet İşlerinden alamazsınız. Aldığınız zaman o zaman olmaz. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi burada... Cumhuriyet Halk Partisi Alevilik meselesinde fena değil yani. Ama Kürt meselesi ve ekonomide bence problemleri var. Yani o zaman yani yarıştan düşüyorsunuz. Yani ciddi bir sorun var, onu çözmeniz gerekiyor. Çözemezseniz, çözüm üretemezseniz oy vermiyor insanlar. Ya şimdi burada tabii bence çok temel bir problem var. Özgürlükler bir ülkenin temel olarak gelişmesini mi sağlar yoksa zarar mı verir? Yani şimdi devlet kurucusu ideoloji özgürlükleri ve kimlikleri bir tehlike olarak görmüş. Ve hala bunu tehlike olarak gören ciddi bir taraftarı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Fakat dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Yani mesela 1980'e kadar Türkiye'de kimlikler neredeyse çok ön plana çıkmamıştı. Özellikle 12 Eylül'den sonra sol hareketin falan da büyük ölçüde önemini yitirmesi ve sosyalistlerin büyük ölçüde etkisiz hale gelmesi, başarısız olmasından sonra Aleviler ve Kürtler kendi kimlikleriyle ortaya çıktılar. Evet. İlk kez sol örgütlerden bağımsızlaştılar ve kendi kimlikleriyle, kendi örgütlenmeleriyle ortaya çıktılar. Kendi kimlikleri ve örgütlenmeleriyle ortaya çıkınca aslında bu bir demokrasi meselesi haline geldi. Eskiden sol gruplar içinde yapılırken böyle değildi. Ama sol grupların dışına çıkıp bir kimlik meselesi olarak ortaya çıkınca bu bir demokrasi meselesi haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kavrayamadı. Çünkü üç kimlikle yüz yüze geldi Türkiye 12 Eylül sonrası. Dindarlar, Aleviler ve Kürtler. Bu üç kimlik Türkiye'nin demokrasisini belirleyici kimlik talepleri haline geldi. Dindarlar sonunda kimlik mücadelelerinde belli başarılar kazandılar ve iktidarı ele geçirdiler. Ama Kürtler ve Aleviler hala muhalefetteler ve onların kimlik talebi devam ediyor. Aslında burada mesela Alevi talebi bir sosyolojik talep. Bir siyasi mesele değil. Siyasi mesele haline gelmesinin sebebi kimliğin reddedilmesi. Kimliğin ortadan kalksa sonunda Alevilik bir sosyolojik bir problem olarak veya sosyolojik bir mesele olarak incelenir. Çünkü Aleviliği siyasileştiren şey yasak. Yine Kürt meselesini de siyasileştiren şey yasak. Eğer siz Kürtlerle ilgili özgürlük alanlarını genişletip şey yapsanız, daha sonra başka meseleleri konuşacağız. Ne konuşacağız? Emekçi Kürtlerin yoksulluğunu, yalnız Kürtlerin değil Türklerin yoksulluğunu konuşacağız. Emekçileri konuşacağız. İşçileri konuşacağız. Örgütlenmelerini konuşacağız. Sendikaları konuşacağız. Bunlara sıra gelmiyor. Türkiye'de kimlik meselesi siyasetin önüne geçtiği için ve siyasi tayin edici bir rol haline dönüştüğü için ne yazık ki siyasi konularımız, bizim bir toplumsal özgürlük sorunlarımız, örgütlenme sorunlarımız, kimlik sorunlarımızın ötesine geçemiyor. Yani mesela ben şimdi işçilerin hak hukuk meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bu kimlik meseleleri yüzünden onlar ikinci planda kalıyor. İkincisi sendika
örgütlenme hakkı. Mesela ne kadar yerde, özel sektörde neredeyse sendika yok. Halbuki işte biz gazeteciler sendikamız yok. Sendikamız yok. Eskiden toplu sözleşme yapardı Türkiye Gazeteciler Sendikası gelir iş yerlerinde. Şimdi ne sendika üyesi olabiliyoruz, ne bu sendikaların bir fonksiyonu var. Böyle şey olmaz. Yani demokratikleşecek bir ülkenin, demokrasisini kuracak bir ülkenin aynı zamanda sendikalarının örgütlü olması lazım, güçlü olması lazım. Bu önemli demokrasi kurumlarından. Burada şimdi biraz sonra reklamdan sonra belki onu daha çok konuşacağız. HDP ye CHP'den daha doğrusu bir akış söz konusu. Aynı yine bazı analistlere göre CHP'den MHP'ye de bir akış. Yani CHP ile MHP formları arasında çok farklılıklar kalmadı söyleniyor. Özellikle kent büyük metropollerde CHP ile MHP siyasal olarak farklılıkları kalmadı. Bu tehlikeli bir şey midir yoksa hani gayet normal bir şeydir? Orada bir bütünlük sağlanabilir mi? Şimdi yani evet MHP ile CHP geçmişte Türkiye'deki neredeyse iç çatışmanın iki kutbuyken yani 12 Eylül öncesi büyük çatışmaların, iç savaşa varan kavgaların, öldürmelerin iki kutbunun biri CHP, biri MHP'ydi. Ya başka bir siyasi güç yoktu neredeyse ortalıkta. Bir de onlara bağlı küçük küçük grupçuklar var. Şimdi ise MHP ile CHP arasında işte ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak kadar, birçok yerde ortak belediye başkanı adayı çıkaracak kadar birbirlerine benzer bir zemine geldiler. Ve zaten bulundukları bölgeler de aynı bölgeler haline gelmeye başladı. Eskiden MHP mesela Orta Anadolu'da güçlüydü. Çankırı, Çorum, Yozgat, Erzurum vesaire dediğimiz zaman MHP'nin güçlü olduğu yerlerdi. Buralardan MHP yavaş yavaş silindi ve kıyılara doğru çekilmeye başladı. Önce CHP çekildi aslında Orta Anadolu'dan. Daha sonra adım adım MHP çekilmeye başladı ve daha çok Akdeniz kıyılarına, Ege kıyılarına çekildi. Sahile doğru hem MHP hem CHP birlikte ilerlemeye başladılar. Nitekim mesela Adana, Mersin gibi Akdeniz sahilinin kuvvetli şehirlerinde MHP kazandı. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman CHP kazandı. Ve bu biraz da tabii Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisi, laikliği kavrayışla ilgili bir mesele. Yani laiklikten ne anladıklarını konusunda bir beraberlik sağladılar. Peki bunu biz hani MHP, CHP'yi anladık da hani kurucu parti MHP'nin muhafazakar bir taban üzerinden hareket ettiğini düşünürsek bu laikçi bir söyleme doğru kaymasının anlamı nedir? Bir değişim midir? Yoksa ya şimdi, aslında öyle miydi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de dindarlar ve milliyetçiler veya milliyetçi mukaddesatçılar denirdi eskiden. Hı hı. Milliyetçi mukaddesatçılar esas olarak devletçiydi. Ve bu devletçilikten Refah Partisi ve AK Parti ile kopmaya başladılar. Hı. Ve esas o milliyetçi mukaddesatçı öz çekirdek hala devletçi. O öz çekirdek, devletçi öz çekirdek de büyük ölçüde MHP etrafında toplandı. Hı. Yani AK Parti değişirken ve daha farklı kitlelere doğru yönelirken MHP eski muhafazakar devletçi milliyetçiliği kendi etrafında topladı. Ve bu milliyetçi muhafazakar devletçi bugün şeriat tehlikesi gerekçesiyle bir yerde toplanırken aynı tehdidi kendisi açısından hisseden CHP ile de benzerlikleri ifade etmeye başladılar. Yani hem devletçi hem milliyetçi olmak bakımından yani Cumhuriyet Partisi, AK Partisi'nin altı okuyla baktığımız zaman yani neredeyse birçok maddenin ikisi tarafından da savunulabilecek bir hale geldiğini görebiliriz. Yani anayasa değişikliklerinde ve birçok konuda Kürt sorununda mesela. Türklük maddesinin savunulması, değiştirilemez anayasa maddelerin savunulması noktasında MHP ile CHP tam bir ittifak halindeler. Peki siz yani bunu söyleyince çok şey yapmış oluyorlar, o kadar da olmaz deniliyor. Sonunda bu iki siyasal hareketin birleşme ihtimalini üzerine iş duruyor musunuz? Ben o kadar çok ihtimal vermiyorum. Çünkü her şeye rağmen yine de bir doku farkı var ikisi arasında. Yani AK Parti'nin hakim parti olması durumunda. İşte orada o hakim parti olması durumunda bir refleks olarak ittifak yapıyorlar. İttifak yapabilirler. Zaten yapıyorlar şimdiye kadarki bütün seçimlerde. Son dönemde özellikle ciddi ittifaklar yaptılar. Ama ben ikisinin birleşmesinin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Doku farkı var yani. Çünkü birisi daha otoriter modernist, daha modernist. Mesela CHP daha modernist, daha muhafazakar. Evet. MHP kitlesi daha muhafazakar, daha içe dönük milliyetçi. Öbürü daha dışa açık bir modernist milliyetçilikle. MHP ise daha içe dönük bir milliyetçilik.
Devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. HDP'nin yükselişi ya da barajı geçip geçmeyeceği, bu oyları nereden aktı, geldiği, CHP'den oy akışının olduğu söyleniyor. MHP'nin bir miktar yükselişi var. O oyların nereden geldiği üzerine bir tartışma yapalım. Reklamlardan sonra Oral Çalışlar'la devam edeceğiz.